Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, hayırlı bayramlarınız olsun. Rabbim inşallah güzel bir şekilde bayramınızı idrak etmeyi, idrak etmiş olmayı sizlere nasip etmiş olsun inşallah. Bugün konuğumuz yazar Mehmet Ali Gönül Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Size de hayırlı bayramlar olsun inşallah. Hayırlı bayramlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hamdolsun. Bayramdır. Bayramdır. Bayramın güzelliklerini yaşıyoruz hocam. Gerçekten Kurban Bayramı belki hani çok klasik bir tabir, Hazreti İsmail'den, İbrahim'den günümüze evet. gelen bir evet. tabir olarak nitelendiriliyor. Ben biraz daha böyle klasikten değil de bugün bizim ne ele almamız gerektiğini sormak istiyorum hocam. Bayramdan neyi anlamamız gerektiğini evet. biraz sormak istiyorum. Evet. Özünde kurbanı nasıl, Kurban Bayramı'nı nasıl idrak etmeliyiz hocam? Evet. Bismillah. Kurban Bayramı adı üzerinde kutsi bir eyleme mebnidir. Tıpkı daha önceki Ramazan Bayramı'nın Allah-u Teala'nın bir ay boyunca oruç tutan Müslümanlara bir lütfu, bir hediyesi olması gibi. Ama Kurban Bayramı'nın çok daha farklı bir özelliği var Ramazan'da. Burada madden ve manen ve bir de toplumsal bir diriliş açısından oldukça farklılıklar beraberinde gelen bir bayramdır. Kelime anlamı itibarıyla da yakınlaşmak ifadesini içinde barındırıyor. Kime? Allah'a yakın olmak ifadesini içinde barındırıyor. Yine kelime anlamı itibarıyla da bu yakınlığı biz ele aldığımız zaman bu bayramda kurban kesen, kurbanın etini yiyen, kurbanın içinde bulunan, bu işe müdahil olan, götüren, getiren, ne bileyim birçok yönüyle kurbanla hemhal olan bu yakınlığın içerisindedir. Bu yakınlığı bir şemsiye alan, şemsiyesi olarak gördüğümüzde bu şemsiye bunun için koşuşturan herkesin üzerindedir. Ve herkes Allah'a bir kurbiyet, yakınlık gözetiyor. Ramazan bayramından ayrılan yönü budur. Ve bu yönüyle Allah'a yakın olmanın vermiş olduğu bir idrak olduğunda hareketlilik, bereket, maddi, manevi ve benzeri bütün durumları içine almış oluyor. Şimdi hal böyle olunca diğer bayramdan ve diğer bayramlardan da farklı bir özelliği içinde barındırdığı için bakıyoruz ki bireysel bir etkinlik değil bayramlar. Toplumsal bir etkinliktir. Toplumsal bir algı var. Toplumsal bir uyanış var. Toplumsal bir şuurlanma, idrak var. Bütün bayramlar fertten, yani ruhtan, kişiden toplumsal bir uyanışa doğru bir heyecan, ruh ve benzeri bir durum, bu şevki verirler. Fakat Kurban Bayramı'nın şevki çok daha farklıdır. Niye? Bir kere içinde Allah'a yakınlığı barındırıyor. İçinde haccı barındırıyor. İçinde haccı barındırıyor. İçinde Zilhicce gibi bir ay. Yani o Zilhicce'nin içindedir. Fakat o ruh var, Zilhicce'nin kutsiyetini biliyoruz çünkü. İçinde çocuğu sevindiren, büyüğü tatmin eden, yakınları bizatihi bu üçlü çerçeve içerisinde mutmain eden bir olguyu taşıyor. Çünkü hem yakın, Allah'a yakınlık, hem hac gibi bir ibadet, hem Zilhicce gibi bir kutsiyet ve tamamen İslami şuur ve algı içerisinde olan veya bunun bereketini ve benzeri durumunu sürekli yaşamış, küçüklüğünden bugüne kadar yaşamış, okumuş veya okumamış olması önemli değil. Halkın bu duyguları burada coşkuya geliyor. Bakın, şimdi bayram yakınlaştığı zaman bütün bayramlarda söz konusu olsa da kurbanda bir farklılık var. Herkes bayramda elbise bakar, ne bileyim şeker bakar, yemek ve benzeri durumlara bakar ama kurbanda öne çıkan şey kurbandır. Kurban unsurudur. Pazar, hayvan pazarlarına gidip
küçük baş veya büyük baş, hisseli ve hissesiz olarak bir kurban peşinde koşma ruhu ve heyecanı var. Küçüğü bunu büyük yaşları için, yani ilerisi için, geleceği için güzel bir anı, büyükler için, büyükler ise küçüklerin zihinlerinde bıraktıkları iyi bir hatıra olarak nakşediliyor, orada kalıyor. Bunlar belki sosyal faydaları denilebilir ama kurban asıl itibarıyla hiçbir şekilde bu bayramın ruhu olmasından dolayı, yani asıl ana direkt kurbandır, adını da kurbandan alıyor. Herhangi bir gelenekten dolayı kutlanmıyor. Herhangi bir toplumsal etkinlikten dolayı kutlanmıyor. Herhangi bir etkilenme, başka örflerden falan ondan dolayı kutlanmıyor. Allah'ın rızası esastır. Kurbanda Allah'ın rızası esastır. Başka hiçbir şey söz konusu değil. Buna ilaveten artırabiliriz. Teslimiyet esastır. İtaat esastır. Bunlardan kaynaklı olan bir ubudiyet esastır. Çünkü hiç kimse herhangi bir zevki için, yani İspanyolların boğa güreşi dedikleri ve işkence ede ede öldürdükleri bir kurbanı, bir kurbanı diyorum, oradan bir affedersiniz hayvanı düşünün, eziyet vererek öldürdükleri bir hayvanı veya başka şekilde diğer hayvanların yarıştırılması, horoz dövüşü ve benzeri durumlarıyla hayvanlara yapılan o zulmü düşünün, o zulmü düşünün. Burada sadece şahsi bir bencillik söz konusu, maddi bir kazanç söz konusu veya adına spor olsun diye yaptıkları bir durum söz konusu veya balina ve fok gibi hayvanları avlamayla bir ticaret ve benzeri bir durum söz konusu. Ama İslam'ın kurban anlayışında öyle bir şey yoktur. Evet. İslam'ın kurban anlayışı Allah'ın rızası içindir. Ha diyeceksiniz ki bir mesela hayvanın kesilmesiyle insan Allah'a yakınlığını nasıl oluyor? Ayet-i Kerime onu da söylüyor. Bakın Haç suresinde yine Allah-u Teala mealen onun yani kurbanın kanı ve eti Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşan sizin takvanızdır buyuruyor. Hocam bu durumun belki... Ya bu bir ruhtur. Evet. Bu ruhu kavramak lazım orada. Bir semboldür. Bu sembolü idrak ettiğimiz an biz o rızayı bari dediğimiz duruma, Allah'ın rızasına ve onun vermiş olduğu mutmainlik, ondan sonra rahatlık ve benzeri bir durumla aynı zamanda evet o etler, o kan Allah'a ulaşmıyor ama fakire ulaşıp Allah'ın rızasını getiriyor beraberinde. İhtiyaç sahibine ulaşıp Allah'ın rızasını beraberinde getiriyor. Üçe bölündüğü zaman sana geliyor, komşuna, akrabana geliyor, fakirlere gidiyor. Yani aslında özünde Allah'ın rızasını beraberinde getiren bir fiil olmakla toplumsal bir dayanışmayı da beraberinde getiriyor. Hiç et yüzü görmeyen, hiç bununla benzeri durum olmayan insanları sevindirmekle Allah'ı sevindirmiş oluyoruz. Buyurun. İşin açıkçası soracağım. Soruya da biraz değindiniz hocam. Evet. Belki biz hani şurada hikmeti aramalıyız. Evet, kurbanın ne eti ne kanı Allah-u Teala'ya gitmiyor. Evet. Yani kurban kesilme mahiyeti de işin açıkçası bayramla neden özdeşleşmiştir? Evet. Onu da biraz açmak gerekiyor. Burada esas olan Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail arasındaki münasebetti. Evet. Yani bu münasebetten biz neyi çıkarmalıyız hikmet olarak hocam? Şimdi kurban hani Hicri 2. yılda başlanıldı İslam tarihinde. Fakat bu Resulullah Aleyhisselam'ın sünneti olmanın ötesinde Hazreti İbrahim'in sünnetidir. Evet. Yani ümmete Hazreti İbrahim'den bu yana gelen bir sünnet olarak biz kaynaklarda böyle okuyoruz, böyle biz. Ama İslam tarihinde Resulullah Aleyhisselam her yıl bunu kesmiştir. Her yıl bunu yapmıştır. Müslümanlar da aynı sünneti icra etmek adına günümüze kadar aralıksız bu şekilde icra etmişlerdir, getirmişlerdir. Bundan sonra da gidecektir. Ha fakat ruhunun kaynağını sorduğumuz andan itibaren bakıyoruz ki gerçekten Hazreti İbrahim'in kendi oğlunu kurban etmesindeki hikmet de
Yani halka, topluma kötü bir adet bırakmak değil. Bakınız Peygamber Aleyhisselam'ın dedesi de, Abdülmuttalip de Peygamber Aleyhisselam'ın babasını kurban etmeye adıyor. Ve orada insanlar karşı çıkıyorlar o zamanlar. Niye? Eğer sen böyle yaparsan bu toplum içerisinde bir örf olur. Korkarız ki insanlar çocuklarını öldürürler. Çocuklarını keserler. Ha, demek ki Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e bunu emredince Hazreti İbrahim'in çocuğunu kesmesi ümmete miras kalacak değildi. Allah'ın dilediği şey gerçekleşecekti. Fakat burada asıl olan şey, acaba Hazreti İbrahim 100 yaşından, 120 yaşından sonra gelen bir erkek çocuk evlat sevgisi, ki kalbi sarmış olan bir evlat sevgisiyle imtihan edildiği zaman acaba bunun bu konuda Allah'a itaatini sergileyebilecek mi? Bunu ümmet görmüş oldu. İnsanlık bunu görmüş oldu. Ve böylece Hazreti İbrahim kendi oğluna bunu dile getirdiği zaman büyük bir teslimiyetle kabul etti. Kendisi bunu zaten büyük bir teslimiyetle kabul etti. Hanımı büyük bir teslimiyetle bunu kabul etti. İlginç bir ailedir. Hazreti İbrahim'in ailesi gerçekten ilginç bir ailedir. Bakın İsmail'i ve Hazreti İsmail'i ve annesini alıyor. Ta bugünkü Mescid-i Haram'a getiriyor. Oraya, o topraklara bırakıyor. Ve çekip gidiyor. Yani bir insanın aklına gelebilir mi? Eşini ve daha bebek yaşta çocuğunu çölün ortasına bırakıp gidiyorsun. Peşinden koşuyor Hazreti Hacer. Bizi kime bırakıyorsun? Sessizlik. Bizi kime bırakıyorsun? Yine sessizlik. Cevap yok. Tekrar soruyor. Ama bu defa değiştiriyor sorusunu. Diyor ki, bizi buraya bırakmanı Allah mı sana emretti? Evet, Allah bana emretti. O zaman git. Çünkü Allah böyle emretmişse, o zaman kefilleri de Allah'tır. Bakın bu ailenin ilginç bir özelliği var. Yani bir cariye, bir köle olan, hediye edilmiş olan bir cariye olan Hazreti Hacer, Hazreti İbrahim gibi birine eş oluyor. Hazreti İsmail gibi birinin annesi oluyor. Allah'ın komşusu oluyor. Hicri İsmail, Hazreti Hacer'in Mescid-i Haram'a kabri yakındır. Allah'ın komşusu. Bizim normal şartlarda yüzyıllar boyunca kölelik savaşını, yani mücadelesini verip daha geçen kaç yıl önce diyelim, 20, 30, 40 yıl önce, 50 yıl önce bu asırda kalkan bir kölelik anlayışı vardı. İnsanların ona karşı mücadelesi vardı. Ama siyahi ve köle olan bir kadın Allah'ın komşusu. Yani bu bize şunu hemen ortaya çıkartmış oluyor. En başta söylediğimiz kurbanın felsefesi nedir? Allah'a itaattir. Evet. Allah'a teslimiyettir. Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ubudiyettir. Yani bir emirdir. Venhar, kurban kes. Bir emirdir. Dolayısıyla Müslümanın Hazreti İbrahim'den bize tevarüs eden bu durum karşısında ben fakirleri sevindireyim deme gibi bir lüksü yok. Ben sosyal dayanışmayı yapayım, ondan dolayı kurban keseyim deme bir lüksü yok. Veya ben kurban kesmeyeyim, parasını vereyim bir yere, aynı şeyi getir deme bir lüksü yok. Burada anlaşılmayan şey şu, illa kesilmemesi için veya Allah'ın rızası dışında başka nedenlerden dolayı kesmeye yönelik girişimleri adlandırmak gerekirse Allah'ın rızasını anlamayan zihniyettir. İman dediğimiz mefhumun mahiyetini İslam'a oturtarak anlamayan bir zihniyettir. Bu bir emirdir. Bunun aklı, mantıki, başka bir durumu yoktur. Allah emretmişse arkasında hiçbir şey aranmaz. Onun için Müslüman öncelikle o emre mebni olarak bu kurbanı keser ve buna atfen bu 4 günlük bir bayramı yapar. Ama bu şuurda olmayan, bu şuurda olmayan veya bu bilinçten yoksun olan hem Müslüman veya gayrimüslim bu konuya yaklaştığı zaman bu nazarla bakmadığında yanlış bir şey yapmış olur. Yani bu Allah'ın emridir, biz bunu tartışmayız. Allah'ın emridir, rızasını kazanmak için itaat etmek adına, ona ubudiyet etmek adına, ona teslim olmak adına bunu göstermeliyiz, tıpkı Hazreti İbrahim gibi.
bir insanın oğlunu kurban etmesi kadar insanın nefsine ağır gelen şey olabilir mi? Ama Hazreti İbrahim bu teslimiyeti gösteriyor. Ki biz oğlumuzu değil, bir sembol, sembolik bir teslimiyet adına bunu kesiyoruz. Hazreti İbrahim adına kesiyoruz. Hazreti İbrahim'in itaatinin, teslimiyetinin mükafatı olarak kesiyoruz. Onu sembolize eden bir eylemi icra etmek adına kesiyoruz. Ama hocanın fakirlere de veriyoruz, komşulara da veriyoruz, üçe bölüyoruz, kendimize de alıyoruz, ne bileyim, başkalarına da veriyoruz. Evet, doğru. Ama esas gaye o değildi. Onlar yan faydalar. Onlar itaatin mükafatı olan ekstradan faydalar. Ekstradan alınan, Allah'ın rızası dahilinde, Allah'ın rızasından memnun olan durumlar. O açıdan kurbanı zikrederken, kurbanı yaşarken, kurbanın zihniyetini kendi mihenk taşımızda ölçerken bunları düşünmeliyiz. Bunların dışında başka bir şey yok. Kurban budur. Bunun dışında bir şey. Ha, namazdan sonra kesilir ta şeye kadar. Üçüncü gün haneflere, dördüncü gün şafilere kadar, o zamana kadar kesilir. Ne zaman istenirse olur. Uygun, o günün içerisinde uygun olan durum neyse yapılabilir. Akraba ziyareti, konu komşu ve benzeri durumlar olur. Uygun olan bir zamanda da yapılır. Ama burada unutulmaması gereken şey kurbanın ruhunu bu bilinçle yaşatabilmektir. Şimdi kestiniz ve olduğu gibi kaldırıp dolaba koydunuz. Kış boyunca kavurma yaptınız ve benzeri durumlara yaptınız. Sadece işte şu anlayışta Rabbana hepsi bana alan kurban değil. Gerçekten bu kurban değil. Bu kavurmadır. Başka bir şeydir. Kurbanın ruhuyla özdeşleşen bir durum değildir. Hani Peygamber Aleyhisselam'a atfedilir ya, denilir ki bize bir şey kaldı mı kesilen kurbanla? İşte bir ayak kalmış. Hazreti Ayşe'nin verdiği can bir ayak. Demek ki biz diğer bütün eti kast ederek biz hepsi için kârdayız. Evet. Zarar olan bize kalandır anlayış. Ha yine İslam tabii bunu bize söylerken kendini de mahrum etmeni istemiyor. Yani insanların dikkatini çekecek toplumsal dayanışmayı veya sosyal olguyu yıkmayacak, zedelemeyecek şekilde üçte birinin kendine, üçte birinin konu komşu akrabaya, üçte birinin de fakirlere verilmesi yönüyle o toplumsal dayanışmaya öncülük yapıyor. Böylece adı sözlük anlamıyla Allah'a yakın olmak olan kurban, bakıyorsunuz ki bütün fiiliyatıyla, bütün icraatıyla kendisine elini uzatan herkesi, kendisiyle ilgili olan, işin içinde olan herkesi Allah'a yakın kılan bir eylem oluyor. Onun için Kurban Bayramı'nın diğer bayramlardan farkı vardır. Kurban Bayramı'nı şöyle de izah edebilir miyiz hocam? Bayramın özünde işin açıkçası teslimiyet ve itaat var. Evet. İki kavram vardır. Evet. Hedefinde de, yani özne olarak bunları görmemiz gerekiyor. İtaat ve teslimiyet. Evet. Hedefinde de bir kurbiyet var hocam. Evet. Yakınlaşma var. Evet. İşin açıkçası biz bayramı yaşarken aslında biz itaat ve teslimiyetin bayramını yaşıyoruz. Belki Allah'ın bize bayram ile bize vermek istediği odur. İtaat ve teslimiyet aslında Allah'a bayramdır. Evet. Bu şekilde anlamak lazım. Hedef olarak da bize kurbiyeti gösteriyor. Yakınlaşmayı. Evet. İşte o hani dediniz ya hocam, hani kurbanın pay edilmesi hususuna, evet, değineceğim orada. Üçe bölünmesinde böyle bir hikmet de vardır hocam. Yani yakınlaşmayı hedef ediyor. Yakınlaşmayı orada bize bir aslında belki imtihan olarak Allah-u Teala veriyor. Sadece bizi değil, diğer toplumu da yakınlaştırmayı. Yani. Evet. Çünkü sen fakirlere verdiğin zaman onları da işin içine çekiyorsun. Akrabaya verdiğin zaman onların da bu, yani bir yakınlaşma bir daire olarak, bir hududullah olarak kabul ettiğimiz zaman akrabayı da içine çekiyorsun, komşuyu da içine çekiyorsun. Kendin ve aile fertlerin de içinde olmuş oluyor. Dolayısıyla sen bu çizgiyi tıpkı böyle suya atılan bir taş misali, büyüyen ve iç içe geçen haleler, halkalar misali genişlettikçe aslında işin içinde bakıyorsun sadece bir kurban yok. Kurban bir vesile ve sen Allah'ın rızasına gark olan büyük bir halkanın içerisindesin.
kendinle beraber götürebildiğin kadar götürüyorsun. Sen yapıyorsun, ben yapıyorum, diğeri yapıyor, bir diğeri yapıyor, bir diğeri yapıyor. Ve toplum, bu topluma yayılan bir iyilik halkası oluyor. Topluma yayılan bir sosyal dayanışma oluyor. Topluma yayılan tamamıyla Allah'ın rızasına dayalı olan bir durumu icra etmiş oluyorsun. Onun için İslam'ın bütün işlerinde hikmet olduğu gibi üçe pay ayrılmasında da hikmet vardır. Bu şekilde anlamalıyız, bu şekilde bakmalıyız diye düşünüyorum. Yani şuna da değinmek gerekiyor gerçekten hocam. Yani günümüzde hakikaten bilmiyorum bir eksikliktir, bir eksiklik olarak görüyorum. Belki biz Kurban Bayramı'ndan bir hafta önceden başlayarak her gün bazı şeyleri izah etmemiz gerekiyor. Zira biz kurban kesimlerinde yaşanan kargaşayı, evet, kurban satılırken ve alınırken yapılan konuşulan söylemleri duyduğumuz zaman işin açıkçası üzülüyoruz. Çünkü ne yazık ki günümüzde artık kiloyla kurban satımı gibi bir ucube bir şey türedi hocam. Yani işte 20 örnek olarak söylüyorum, 20 kilo ete bir pay biçiliyor. Halbuki Allah Teala yani kilo ile ete diye bir kaide ortaya koymuyor ki. Kurban kes diyor. Özünde sana orada belirtilen bir et gramajını yani al demiyor yani. Fakat bugün ne yazık ki yani kurban hissesi satan veya kurban satan bazı firmalar veya bazı kurumlar kiloya göre fiyatı biçiyorlar. Yani 20-22 kiloluk bir kurbanın işte fiyatı şu kadar. Yani çok çok garip geliyor hocam. Yani gerçekten söylediğimiz şu öze çok garip geliyor. Yani Allah-u Teala'nın Hazreti İbrahim ile bize anlatmak istediği, Hazreti Hacer ile bize anlatmak istediği, Hazreti İsmail ile bize anlatmak istediği. Yani bugün onları görmekte çok zorlanıyoruz. Kurban kesimine geliyor. Belki 5 ortak veya 7 ortak bir araya geliyor. Yani amaç belki artık o hani kurbanın bir vanher olmak babından çıkıp artık pay edilmesi ve işte etine göre alması kaidesi biraz daha çok ön plana çıkıyor. Bunlardan belki biraz... Bunu normal karşılamak lazım şu şekilde. İbadetler zamanla halk tabakası nezdinde bir şekilde aşıma uğrarlar. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, ikinci bölümde tekrar karşınızdayız. Hocam, ilk bölümde bayrama, kurbana biraz değindik. Evet. İkinci bölümde biraz hacca da değinmek istiyoruz. Malum bu ay, evet, içerisinde haccı da yaşıyoruz. İşin açıkçası öncesinde haccın belki rükünlerini yerine getiriyoruz. Sonunda bu bayram ile beraber o tacı belki başımıza geçirmiş oluyoruz diye düşünürsek, haccı manevi olarak nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Sosyal şimdi yönüyle de nasıl değerlendirebiliriz? Hicri ikinci yılda ümmetin içine dahil oldu bir emir olarak. Fakat hac ise 9. Hicri 9. yılda oldu. Ama biz ibadetin özü içerisinde bakıyoruz ki ikisi de vardı. Hani biraz önce söylediğimiz gibi, birinci bölümde dediğimiz gibi ikisi de bir tür örfleşmiş halleriyle varlardı. Daha önce de insanlar kurban kesiyordu. Yani gerek müşrik toplum içerisinde ve ondan önce Hazreti İbrahim'e kadar olan bu durum içerisinde de kesiliyordu. Hatta Hazreti İbrahim'den önce de kesiliyordu. Çünkü biz Hazreti Adem'in çocuklarının Allah'a adadıklarından Habil ve Kabil'in birinin bir hayvanını, diğerinin de sebze ve meyvesini adadığını görüyoruz. Neredeyse insanlık tarihiyle eşdeş bir geçmişi var. Hacın da aynı şekilde var. Daha önce de yani İslam'dan önce de Peygamber Aleyhisselam müşrik toplum içerisinde peygamberliğiyle müvette müşerref olmadan önce de tavafını yapardı. Bir yere gittiği, geldiği zaman mutlaka Mescid-i Haram'ı tavaf ederdi. Mutlaka o süreç içerisinde uzak yerlerden gelen insanlar, mesela Ebrehe'nin Allah'ın evini yıkma isteğinin
Ve bunun için eyleme geçmesinin altında yatan şey neydi? İnsanlar oraya su gibi akıyorlardı ve haclarını yapıp gidiyorlardı. Henüz İslam yok. İslam'ın olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Daha önce de vardı İslam, daha önce de vardı kurban. İslam'la beraber adetten örfe çıkmış. Örften, adet. Yani adetten ibadete çıkmış oldu. Şimdi şöyle bir güzellik görüyoruz. Allah bir şeye kıymet verdiği zaman ümmet içerisinde meşhur oluyor. Değere biniyor. Allah bir şeye gerçekten kıymet verdiğinde o ibadete giriyor. Allah bir şeyi bizim için kıymetli kırdığı zaman ahiretimiz için vesile oluyor. Ha, başka bir durumu olabilir. Yani İslam'ın mali olan ibadetlerinden, ikisi de İslam'ın mali olan ibadetlerindendir. Yani durum buna el verince kesmek veya gitmek icap ediyor. Fakat bir lezzettir. Bir lezzettir. Ben bir arkadaşıma, Allah selametlik versin, hatırlıyorum. Hani gençlik dönemimizde de hep bunu dile getirirdik, derdik. Ya bir defa gittikten sonra niye o kadar çok gidiliyor? Fakirlere yardım olarak verilsin, benzeri durum olanlar ve benzeri ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçları giderilsin. Bir defadan fazla olması uygun olmaz. O arkadaşa sordum gidip geldikten sonra, hala böyle düşünüyor musun? Hayır dedi, böyle düşünmüyorum. Niye? Şimdi olsa yine giderim dedi. Yani onu ziyarete gittiğimde, hac dönüşünde, dedi ki şimdi olsa ben tekrar giderim. Hatta bir daha giderim, bir daha giderim. Niye? Bu anlatılmaz ki. Yani insan oraya gittiği zaman bürünmüş olduğu haleti ruhiye. Biz kastediyoruz ya, yakınlık diyoruz. O yakınlığın lezzetini tattığı zaman ve benzeri durumları. İşte hac budur. Hac budur. Yoksa hac sadece kuru kuru gitmek ve kuru kuru dönmek değildir. Şimdi biz kurbandan bahsediyoruz ama bu kurban sadece kurban bayramında kesilen kurban değil. Hacda kurban kesiliyor. Oh diye kesiliyor. Orada herhangi bir hacca aykırı bir menasik bir ibadet ve aykırı bir tavır ve davranışta bulunduğu zaman bu defa ona mukabil de bir kefaret kurbanı ayrıca var. O da kesiliyor. Ceza ve benzeri durumu olduğu zaman insanın üzerinde onun mirasçılarının da ada varsa adanın kurbanını da kesmesi lazım. Ölse de kesilmesi lazım. Yani nezir eden bir kimsenin nezrinin. Yani kurbanın toplumsal hayatın içerisinde yer almasından öte hac ibadetin içerisinde de yer aldığını görüyoruz. Demek ki iç içe girmiş iki eylemden bahsediyoruz, iki ibadetten bahsediyoruz. İkisi de fiili ibadetler, de facto fiili ibadetler oldukları için bu açıdan hem mali bir yaklaşım var hem de ruhi bir yaklaşım var. Ne mutlu o insana ki hem o mali yaklaşımla onu kesebiliyor ve icra edebiliyor, hem de o ruhi yaklaşımla onu idrak ediyor ve o idrakı, şuuru kaptıktan sonra keşke ben bir daha gidebilsem veya bir daha gitmek istiyorum. Durum icra olduğu zaman evet ben yardımımı da yapmak istiyorum ama gitmek de istiyorum. Haklıdır, biz insanlar bundan engelleyemeyiz, insanları alamayız. Ama hac ibadetinin Arafat'la beraber bir ruh bulması söz konusu. Zaten hacılar Arafat'tan sonra hacı oluyorlar. Arafat'a çıkmadan hacı olma gibi bir durum söz konusu değil. Hac ibadeti hem bir eziyet olarak yolculuk şeklinde. Aman uçakla gidiyoruz, ne yolculuğu olacak, değil. Uçakla gidilse yine bir yorgunluktur. Yolculuk eziyettir işin özü itibarıyla, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi. Orada çekilen gidiş, geliş, orada yaşanılan ve benzeri durumlar. Eğer insan şunu düşünürse, Allah'ım ben kendimi sana adıyorum. Ve bu bütün, bu yolda çekilebilecek olan bütün çileleri bir kutsal bilip, bir kurbanlık gibi bu yolda gidebiliyorum ve gelebiliyorum sana, bunu ahd etmişim, ben bununla, bu niyetle yola çıkıyorum diye düşünürse, bu niyetle giderse, Hazreti İbrahim'in
evlat sevgisi insanın içinde bir teşbihde hata olmasın, bir put olursa evladını kesmesi gibi, bir put kıran peygamberin davranışı gibi, bir hacı da davranıp da dünya sevgisini, kendisini Allah'tan alıkoyabilecek, Allah'tan uzaklaştırabilecek, davasından uzaklaştırabilecek, amelinden, ibadetinden uzaklaştırabilecek, İslam'dan uzaklaştırabilecek, bütün sevgilerini, evlat sevgisi olsun, dünya sevgisi olsun, mal sevgisi olsun, mülk sevgisi olsun, bütün sevgilerini Hazreti İbrahim gibi kesip, hacdan bırakıp dönebilecek bir anlayışla hac yapılabilirse, böyle idrak edilebilirse, gerçekten bu Allah'ın bir beraatidir. Yani Allah'ın kulunu hacdan sonra özgür bırakmasıdır. Günahlardan arınmış, tertemiz, bembeyaz bir sayfayla yeni bir hayata başlamasıdır. Onun için hacla kurbanın çok sıkı bir ilişkisi vardır. Eğer bu ilişkiyi bu şekilde kavrayabilirse hacı, bu şekilde giderse, gelirse çok 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 güzel bir şey yapmış olur. Yok, sadece normal bir anlayışla gidip gelirse o da zahiren ibadet yapılmış olur. Zahiren ibadet gerçekleşmiş olur. Sorumluluk kalkar. Yani bunu mali bir birikimle bunu yapmaya elverişli bir durumu olduğu için farziyet üzerinden düşmüş olur. Ama ruhi algıda bir eksiklik vardır. O sebeple insanlar hacca gittiği zaman, Müslümanlar hacca gittiği zaman haccın bu ruhi bağlamdaki durumunu duygun bir şekilde alıp geri dönmüşlerse toplumda bir değişikliğin olması lazım. Yani toplumda bir uyanışın olması lazım. Döndükten sonra eski hayatıyla yakınlık kurmayıp Allah ile kurmuş olduğu yakınlığı o hayatla kendi arasında bir perde olarak çekmeye, günahlar ile arasında bir perde olarak çekmeye, dünya ile arasında bir perde olarak çekmeye, kendisini Allah'tan uzaklaştırabilecek her şeyle arasına haccını bir perde olarak koymaya ve onları bir daha görmemeye meyilli bir fıtratla düzenlenmiş, yani kodlaması düzenlenmiş ve bu kodlaması İslam'a göre uyarlamış, Allah'ın rızasına, itaatine, teslimiyetine, ubudiyetine göre ayarlanmış bir kodlamayla gelmişse, işte bütün hacıları böyle düşünün, toplum içerisinde olumlu bir elektrik verirler ziyaretine gidenlere, diğerlere. Ama şöyle bir şey de söz konusu. Şimdi ziyaretine gittiğin zaman bakıyorsun, ya binalar çok yüksekti, ne kadar güzel teknolojik gelişmeleri vardı, merdivenleri şöyle yürüyordu veya ne bileyim her şey yerli yerinde, dörtlüklüktü. Bu bakış açısıdır yani. Bakış açısı. Sen kendi pencerenden baktığın zaman bunu görmüş olursun. Ama başkası da gittiği zaman orası Allah'ın eviydi. Ben normal bir şeyi ziyarete gitmiyorum. Normal bir evi gitmiyorum. Allah'ın evini ziyarete gidiyorum. Turistik bir ziyaret değil. Öyle düşünmemesi lazım. Allah'ın evini ziyarete gidiyorum. Saygıda, edepte, kusur etmeyeceğim bir şekilde gitmem gerekiyor. Ondan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini ziyarete gittim. Medine'yi ziyarete gittim. O ruhu, o özü orada gördüm diye düşünmesi lazım. Mehmet Akif'in bir şiiri vardı. Ben çok o şiiri rastladığımda, okuduğumda çok etkilenirim. Sudan'ın bir köyünden kalkmış, ta Kızıldeniz'i geçmiş ve hacca gelmiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da sonra Medine'ye gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri şerifini ziyarete gelmiş. Ve Mehmet Akif onun arkasında olduğunu söylüyor. Siyahi bir adam. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri şerifine geldiğinde o şeyleri görüyor. Demir engelleri görüyor. Tutunuyor ve ağlıyor. Şiirsel bir dille yazdığı için Mehmet Akif, ben olayı anlatayım. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben evimi, ailemi, eşimi, çocuklarımı, sana olan muhabbetimi, sevgimden dolayı arkamda bıraktım, yola çıktım. Geceleri ay bana arkadaşlık etti, gündüzleri çölün kumları bana arkadaşlık etti.
yürüyerek, düşünebiliyor musun o zaman sürecinde? Yürüyerek ben buraya seni ziyarete geldim ve senin aranda bir nikap, yani bir örtü, o demir mazgalları kastediyor, bir örtü gördüm diyor. Ve senin bu şekilde kendi içinden geçen duygularınızı bir tür sitemvari dile getiriyor ve bir çığlık atıp orada ölüyor. Muhabbet ona bunu yaptırıyor. Şimdi o Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın aşkıyla kendinden geçti. Ebedi aleme irtihal etti ama biz önce Allah'ın evini ziyarete gidiyoruz. Yani bir her hacı adayı Allah'ın evini ziyarete gidiyor. Misafirliğe gittiğimiz zaman aman bir yanlışlık yapmayalım, aman işte ev sahibine karşı şeyimiz olmasın daha anlayışı olmayalım içerisindeyiz. Yani konu komşu için böyle yapıyor. Ama gittiğimiz Allah'ın evidir. Gittiğimiz Beytullah'tır. O zaman daha edepli, daha saygılı, daha arzulu, daha iştiyaklı, daha niçin gittiğimizi, daha niçin orada bulunduğumuzu, orada bulunduğumuz her anın fırsatını manevi bir getiriye döndürmenin şuurunu mutlaka bu tip insanlar da vardır. Eyvallah hocam. Ben inanıyorum buna. Kesinlikle hocam. Hocam hacı konuştuk, kurbanı konuştuk, evet. Zilhicce'ye değindik. Evet. Bunların hepsini kendinde barındıran bir bayram var. Yani biz Ramazan ayını biliyoruz, orucu işte konuşuyoruz, teravihi konuşuyoruz, iftarı konuşuyoruz, sahuru konuşuyoruz. Bunların hikmetlerine değiniyoruz, güzelliklerine değiniyoruz. Fakat bu bayramda da birleşen 3-4 temel ibadet var. Yani hac baş başına bir yani saatlerce konuşulabilecek bir konu ve ibadet, evet, türü. Önemli bir ibadet türü. Zilhicce ayı önemli bir ay. Kurban kesimi önemli bir ibadet. Bunların hepsinin Kurban Bayramı'nda birleşmesinin Müslümanlar için mesajı nedir hocam? Şimdi biz kurbanı ana unsur olarak kabul ettiğimiz, evet, zaman içinden barındırdığı diğer elementler olarak düşünürsek, evet, bir hac vardır. Kurban, hac, zilhicce oldu. Bir de bizim bu işi kendi eylemimizin içine katmamız lazım. Bir tür dörtlü unsur. Evet. Ben aklıma bir şey geliyor. Eskilerin deyimiyle aslında maddenin özünde de dört unsur var. Eskiler hep anasıra erbaa diyorlardı. Toprak, hava, su ve ateş. Eskiler bunlara anasır erba, dört element diyorlar. Kendi fiili hareketimizi işin içine kattığımız zaman bu üç durumla beraber biz de ibadetin dört elementi gibi bir bileşen içerisinde görüyoruz. Evet. Gerçekten bu kendi varlığımızla beraber bu dörtlü unsur Allah'a yakınlaştırmada daha çok rızayı bariyi kazandırıyor bize. Daha çok. Bir kere ateşleyici, yani birinci lokomotif babda olan şahsın kendisidir. Niye? Çünkü bu ibadetler seninle anlam buluyor. Eğer sen içinde varsan ibadet vardır. Sen yoksan o ibadet yoktur. O zaman lokomotif olarak sen bu ibadetleri peşine takıp onları çekmen lazım. Çekmen lazım. Ve demen lazım ki ben onlarla kıymetleniyorum. Onlarla Allah'ın rızasını kazanıyorum. Onlarla varım. Allah onlarla bana kıymet verecek, değer verecek. Allah onları benim için var etmiş. Ben de onlar için var. Böylelikle bu dörtlü element manen öyle bir birleşim oluşturuyor ki ve öyle bir çekim gücüne sahip oluyor ki Allah-u Teala mutlaka kulundan razı olmanın bir sebebini bu ilanın içerisinde yaratıyor. Biz bir karınca kadar da mı olamıyoruz? Yani hacca gidiyorum derken ya sen bu nasıl hacca gidersin? Gitmezsen de o yolda ölürüm ya.
biz onun kadar da mı olamıyoruz? Onun kadar da mı gayret içerisinde değiliz? Onun kadar da mı Allah'ın rızasını isteyecek durumda değiliz? Onun kadar da mı bu şuur ve bilinç içerisinde değiliz? Ki insan eşrefi mahlukattır. Bütün yaratılmışların kendisi için yaratıldığı bir mahluktur. Dolayısıyla bu eşrefi mahlukat içerisinde kurban da Allah-u Teala kurbanı da, yani o hayvanı da Allah için, insan için yaratmıştır. O ibadeti de insan için yaratmıştır. Bu ayı da insan için yaratmıştır. İnsanı da kendisi için yaratmıştır. Çünkü Allah-u Teala'dan hayvan, Allah-u Teala'nın hayvanlardan, mekanlardan, nesnelerden bir beklentisi yoktur. Onların yaratıcısıdır. Onları herhangi bir şeyle sorumlu tutmamıştır. Ama insan için hepsini yaratmıştır. İnsanı da kendisi için yaratmıştır. Bilinirlik adına, Allah'ı tanıma adına insan sorumludur. Hayvanlar sorumlu değildir. O açıdan insan o üç elementle birleştiği zaman özünde zaten eskilerin anasıra erbaa dediği dört elementin kendisi zaten o insanın özünde vardır. İnsan topraktan yaratılmıştır. İnsanın %70'i sudur. İnsan güneş, yani havasız yaşayamaz. Hava alıp solup vermesi lazım. İnsan aynı zamanda şiddet, öfke ve benzeri durumlarla ateşi de içinde barındıran bir varlıktır. Ama kendisi diğer üç unsurun üç elementle birleştiği zaman manevi bir anasıra erbaa oluyor. İçinde maddi anasıra erbaayı da barındıran insan Allah'ın rızasını kazanmaya fıtraten meyillidir. Ve haccı da kurbanı da bu şekilde algılarsa Allah hacda makbul bir hac, kurbanı da makbul bir makbul yapar. Belki tasavvufçuların deyimiyle kurbanına binip Allah'ın cennetine yol alır. Evet. Evet. Belki hacca gitmekle gidiş ve geliş bütün yolunda her adımı ibadet, her adımı mağfiret, her adımı bir bağışlanma, her anı, her saniyesi Allah'ın rızası içerisinde tıpkı kendimi suya batırıp da içinde boğulma gibi diye düşünüldüğü zaman böyle bir algı, böyle bir hac. Ha, ama şu algıyı içine girmemek lazım. Peygamber Aleyhisselam bir defa yapmıştır. Ondan sonra bir daha yapmamıştır. Niye çok yapıyoruz? Durumu iyi olan hem maddi yardımından da bulunur, hem 50 defa da gider, 100 defa da gider. Bu bir aşk meselesidir. Evet. Sen bunun önüne geçemezsin. Aşkın gözü kördür derler. Bu Allah'ın evine, Allah'ın rızasına vurulmuş olan bir insanın sevdasıdır. Oradaki şeye gitmez, binalara gitmez, oradaki mimariye gitmez, oradaki ticarete gitmez, oradaki maddi kazanca ve benzeri durumlara gitmez, oradaki turist anlayışına gitmez. Allah'ın rızasıyla gider, Allah'ın rızası dahilinde yol alır. Bahsettiğimiz şeylerin bir kısmını yan bir kazanç olarak yapmasında da şer'anda bir sakınca yoktur. Ama asıl hedef Allah'ın rızasıdır. Asıl hedef Allah. Asıl hedef ticaret için olunca o zaman gayeden sapmış olur. İnsanlar bozguncu bir kişiliğe sahip oldukları için ibadeti de çabuk bozabilirler. Yaşamı da çabuk, hayatı da çabuk bozabilirler. Fakat Müslüman Allah'a teslim olan bir kimse olduğu için şuur ve bilinçle donandığı anda bozguncu değil, yapıcı bir kişilikle ortaya çıktığından dolayı her dönüş bir inkılaba gebedir misali. Hac da böyle bir değişime gebe olduğu için o Müslümanın bundan sonraki hayatı kendi akrabası içerisinde, komşuları içerisinde ve bundan sonraki toplum içerisindeki sorumluluğu bu çerçevede düşünüldüğü zaman hac da bir dönüşüme gebedir. Evet. O da bir inkılaba gebedir. Ha, insanlar şunu da söylerler. İşte aman ne olduysa hacılardan, hocalardan oldu diye söylenir. Bu yanlış bir düşüncedir. Bu düşünceyi Müslümanlar söylemezler. Bu düşünce içimize gayri Müslümanlar tarafından zerk edilmeye çalışıldı, yaşatılmaya çalışılıyor. Öyle bir durum yoktur.
Müslüman hatalı olabilir, Müslüman günahkar olabilir, Müslüman benzeri durumları olabilir. Ama siz bu tip ifadeyi dinlendiren, yani işte yanlış bir tavırda bulunan hacıdan, yanlış bir tavırda bulunan hocadan, hocaya kızıp da İslam'dan soğuyan insanlar, belki bunu hedefleyerek söyleyenler ve bu söylem sahibi olanlar olabilir. Fakat nice çirkef şeylere bulaşmış bir zengini görüp de parayı elinin tersiyle iten kimseyi görmedik. Bir sürü örnekler var hayatımızda. Ekonomiye dayalı olan yanlış tavırlar, kişisel ve toplumsal tavırları görüp de ben artık dünyayı istemiyorum diyen kimseyi de görmedik. O nasıl yanlışsa bu da yanlıştır. Dolayısıyla insanın İslam'ı sıfatlar nezdinde değil, yani hacı, hoca nezdinde değil, tıpkı parayı veya maddiyatı da kendisine nefret ettiren insanlar nezdinde algılamamamız gerektiği gibi, yanlış kişilerin, yanlış fiilleri şeklinde algılamamalıyız. Bu bir haktır. Bu bir haktır. Güneş gibi parlak ve sen zaman zaman bazı insanların eliyle güneşi böyle kapattıklarını görebilirsin. Bu güneşi küsmeni gerektirmez. Bu bir hata olabilir. Veya zaman zaman insanların güneşten kaçmak istemelerini güneşin haksızlığına yormak gibi bir yanlış düşünceye giremezsin. İslam bir güneştir. İnsanlığın üzerine doğan bir güneştir. Dolayısıyla insanlar hatalarıyla kendilerini sorumlu tutarlar. Ama hatanın doğru olan tavır ise bizim Allah'a olan teslimiyetimiz. Kısacası biz kurbanı örf, adet ve benzeri kisvelerden çıkarıp Allah'ın rızasına, itaate, teslimiyete ve ubudiyete dayalı bir ibadet olarak bilmeliyiz. Bu vesileler bütün, ben süremizin sonuna geldik mi? Evet, süremiz. Bütün izleyicilerimizin de bayramlarını buradan tebrik ediyorum. Allah-u Teala daha nice güzel ve idrakinin daha kuvvetli olduğu bayramları İslam ümmetine nasip etsin. Müslümanların üzerindeki zulümleri, Müslümanların sıkıntılarını bir an önce gidersin. Amin. Gerek içeriden gerek dışarıdan bizi dinleyen bütün kardeşlerimizin de bayramlarını, sesimizin ulaşabildiği her yerdeki Müslümanların bayramlarını tebrik ediyoruz. Allah-u Teala daha güzel nice bayramlar nasip etsin. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, yazar Mehmet Ali Gönüllü hocam ile beraber bugün Kurban Bayramı'nı, Kurban Bayramı içerisinde barınan ibadetleri biraz konuştuk. İşin açıkçası özümüzü kaybettiğimiz her yerde inşallah Rabbim bize özümüze dönmeyi nasip etsin. Çünkü biz özümüzle varız, biz özümüzle aslında insanız. İnşallah yeniden hatırlamayı, yeniden hatırlatmayı hepimize nasip etsin inşallah. Programımızın sonuna geldik. Bizleri ekranlara başında izleyen kıymetli Rehber TV izleyen teşekkür ediyoruz. Bayramlarını kutluyoruz. Rabbim inşallah daha nice güzel bayramlar göstermeyi nasip etsin. Hicrette olanlar var. Belki aileleriyle beraber olmayanlar var. O hasreti yaşayanlar var. Onların da bayramlarını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Hürmet ve selamlarımızı hepsine iletiyoruz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.